Selamun aleyküm aziz dostlar. Pez milletimiz, değerli büyüklerimiz, değerli abilerimiz. Bir an önce bu konulara girmek isteyelim. Lütfen bu yayını paylaşın. Bütün arkadaşlarınıza da söyleyin, paylaşın. Çok acildir. Çok önemli bir durum. Biliyorsunuz Ukrayna'da olan bir şeyler ortadadır. Açıklamalara bakıyorum. Hiç hani çok üzücüdür açıkçası söyleyeyim ben size. Bir yarım saat, bir saat bir açıklama yapacağım. Bu yayını paylaşın. Sadece açıklama yapmayacağım. Ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Lütfen bu yayını mümkün olduğu kadar herkese paylaşın. Çünkü acil ne yapılması gerektiğini konusunda sizlerle istişare edeceğim. Rica ediyorum herkese paylaşın. Çünkü ne kadar çok insana ulaşsak o kadar iyi dur. Bugün bizler beraber bir şeyler yapmamız lazım. Özellikle Amerika'daki yaşayan kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Acil bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Bu konuyu daha fazla çözmeden bu durumdan nesin ortadan halkımızın faydasıyla çıkabileceğimizi düşünmemiz lazım. Belli ki yani çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi sorunlar olacak. Bundan sonra da ben sizden rica ediyorum bu yayını herkese paylaşın. İnternetten, Facebook'tan, WhatsApp gruplardan, Ukrayna'dan bana sabah açan yoklamadım. İnternetler kesiliyordu, açılıyordu. İnsanlar çok kötü durumda. Bombalar bizim şenliğin üstüne düşüyor. Herkes oradaki Kırım kardeşlerimizi dile getiriyor, başkalarını dile getiriyor, Akıskalıları dile getirmiyor. Akıskalıların gerçekten durumu var, şeydir, sıkıntılıdır. Bütün Ukrayna'nın durumu sıkıntılıdır. Ama özellikle Akıskalıların durumu çok kötüdür oradaki. Sizden rica ediyorum bu yayınları paylaşak. Mümkün olduğu kadar. Belki burada kabristan tapusunun peşine koşanları siz ikna edebilirsiniz ki kabristanın tapusuyla İslam'ın maaşıyla değil de ve de kazancıyla Allah için milletin durumuyla ilgilensinler. Tamam mı? Dört duvara başkanlık yapmak yerine milletin durumuyla ilgilensinler. Çünkü sabahtan beri gece yuklamadık. Dün bir sürü olay oldu burada. Sabah açanda insanların durumuyla ilgilendik. Akrabalar var, dostlar var. Bugünkü günde siz hiçbir Akıskale liderlerden ses çıkmaz. Ne Kazakistan'daki Ziyaddin Bey'den ne de Kirasiye'de yaşayanlardan çok zor bir şey çıkar. Yani Dünya Akıska Türkler Birliği'nin bu konuda bir kınama yapması veya bir çok zor olacak yani. Çünkü Kazakistan'daki durumları da biliyorum. Bundan sonra Rusya o coğrafyada yumruğuyla yönetecek. Rusya'yı da dünya basacak, ekonomik eziyet verecek. Durumlar kötü arkadaşlar. Bakın, çok kötü. Öyle bile yok, çok kötüdür. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Ama eğer bir şey yapmasak çok problem olur. Sabah bana bizim buradaki siyasiler görüştü. Yarın bir şey organize etmek istiyorlar. Bir miting gibi bir şey. Bizim Dayton'daki mezar tapusunun peşinde koşan dört duvarı başkanlık yapanlar cevap gelmedi. Gruplardan yazdık, çağırdık. Siz Akıskalılara sesleneceğiz. Bizim belediye başkan, başkaları da gelmek istiyor. Hem Rusya'nın bu yaptığı saldırıyı kınamak, hem orada Akıskalıların olduğunu buradan bizim belediyeden, bizim buradaki yerel şeyler var, commissioner'lar falan, siyasiler, işte state'de milletvekillerimiz, Ohio'daki milletvekillerimiz falan, bunlar bir araya gelmek istiyorlar. Benden sordular ki, o
burada olabilir mi dernekin yanında? Dedim he, yarına işte saat belirleyecekler şimdi. Acil bir çağrı yapacaklar ki bu savaş dursun. İşte Ukrayna'ya saldırıları kınayacaklar. Bir de Ahıskalıların orada olduğunu, bütün toplumu ama Ahıskalıların özellikle olduğunun altını çizmek isteyirler. Bundan herkes, buradaki Dayton'daki herkesin bir faydasını olacağına inanıyorum ama o, bakın, ticaret yapanlar, dernek yönetenler, milleti için, Allah için sevmeyenler, sadece bir çıkar için sevenlerden bir şey çıkmayacak. Tamam mı? Birisi diyecek ki ola ben şimdi gidip katılsam ben Rusya'ya gidemeyeceğim. Birisi diyecek ki ben orada görünsem işte ne bileyim Özbekistan'da orada buradakiler ne olacak, ne bileyim ne diyecek. Herkes susuz kalacak görürsün. Bakın hiçbir tane başkandan kolay kolay ses çıkmayacak. Hiç kiminden, hiçbirinden. Problem de burada budur. Bizim Ahıskalilerin kaderi bizim elimizdedir. Ve Amerika'daki kardeşlerimizin sadece onların sesi biz olabilir. Geçen de bir kardeşimiz Rusya'dan katıldı buraya da. Dedi ki bir şey başlayıp bitiremeyirsez yapmayalım ki daha kötü oluyor. Hiçbir şey başlamasak, hiçbir şey yapmasak daha da beter olur arkadaşım. En azından sessizi duyuram. Sesim çok üzülüyorum. Çok küçük düşünüyorlar bizimkiler. Büyük resmi. Hani ben 2 aydır diyirdim ya, o coğrafya sıkıntılıdır, bir şeyler olacak. Kurban işte Burhan Bey çıkıp panik kaldırıyorsun, o yapıyorsun, bu yapıyorsun, hiçbir şey olmaz. Ben diyordum ki genel anlamda hazır olmamız lazım. Hazır olmamız lazım. Ha şimdi biz ne yapabiliriz? Sadece ses olabiliriz. Ne kadar çok sesimizi çıkarırsak o kadar çok. Oradan gelecek mültecilere, Ahıskalıların da içerisinde olması için, onların burada her türlü ihtiyacı olacaksa ve Avrupa'da, anlatabilir miyim? Onlara, Türkiye'nin oradan acilen, sadece oradan yok ya, Türkiye bugünkü günde Özbekistan, Kazakistan, neredeki bizim, hele hele Rusya'da olan herkesin gelmesine yol açması lazım. Türkiye orada diyemez ki siz olduğunuz yerde mutlu olun. Olamaz demeye hakkı yoktur. Ben kınıyorum belediyenleri. Ben kınıyorum eğer Türkiye hükümeti bugün kalkıp diyorsa ki siz olduğunuz yerde mutlu olun ve size orada destek vereceğim. Bizim Ahıskalılar hiçbir zaman Rusya'da mutlu olamaz. Hiçbir zaman. Herkes acil. Diyarından çok yok. Program açıp 1.5 milyon Suriyeli'yi tutabilen Türkiye 100 bin Ahıskalı'yı tutamaz mı Rusya'dan ya? Kaldı ki kolaylık verin, doküment verin, hiç bekletmeden gelene %80'i kendi ayaklarında durur. Geri kalan %20'sine de biz yardım eder Amerika'dan. Alın Rusya'daki Türkleri, Ukrayna'daki Türkleri de alın. Uzatmadan alın diyelim. Çıkıp bize politik sözler söylemeyin. Sabırlı olun, işte endişeliyiz, yanındayız demeyin. İlla ki bomba düştükten sonra alıyorsunuz. Belliydi orada devamlı bomba olacak diye. Kherson'dakileri niye almadınız, Donbas'takilerini ki aldınız. Ona da ne kadar emek harcadığımızı biliyorum. Marat çıkıp olur olmaz sözler derse tövbe estağfurullah. 3 ayımı harcadım. Gece gündüz orada kaldım. Bugün DATUB'un yönetimine sesleniyorum. Çıkıp Cumhurbaşkanımıza da başkalarına da karşısına daha bekleme zamanımız yok diyecek cüretiniz yok mu sizin? Daha biz her şeyimiz çok güzel, her şeye teşekkür eden insanlar bir kere çıkıp diyemeyiz mi ki ola? İşimiz kötüdür, oradan kurtar mı? Rusya'da bizim insanların durumu ey Degül. Ben gidiyorum, görüyorum. Bundan sonra da bu ekonomik yaptırımlardan sonra da hiç iyi olmayacak. Neyse.
Ben kısacası sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü günde hiçbir kimse kolay kolay çıkıp sessiz olamayacak. Maalesef öyle bir durumda yok. Bizler de ses olmak istiyoruz ama buradakilerin derdi sizin sessiz olmaz değil. Buradakilerin derdi de başka bir şeydir. Amerika'dakilerin derdi de. Sizin sesiniz siz olmanız lazım. Bilmiyorum ben. Nasıl olacak, nasıl çözecek ben bilmem. Abra'da bakan büyüklerimiz vardır. Ali Bey, Azerbaycan'daki liderlerimizin sesi çıkabilir mi? Soruyorum size. Ha şimdi, Ukrayna'daki insanlara o savaşı kınayabilir mi? Soruyorum, Kazakistan'daki liderlerimiz kınayabilir mi savaşı? Orada insanlık suçu yaşandığını kınayabilir mi, diyebilir mi? Demeyelim. Demeye de hiç oralı olmayanlar. Diyemeyirler, demeye de oralı olmayanlar. Bugün Cavit abi bir yayın yapmış, bir şey paylaşmış. Türkiye hükümetinin sözcüsü ve AK Parti'nin sözcüsü. Kırım kardeşlerin kaderiyle endişeliyiz demiş. Ya Türkler ya Akıskaliler diye yazı yazmış oraya. Ya Akıskaliler. Ben buradan sesleniyorum. Bileti alabilen Türkiye'ye uçsun. Maşinalarından Türkiye'ye uçsun. Hiçbir kimse bugün Ukrayna'da olan biteni kınayacak durumda değil. Akıskalıların oradaki hayati şeylerine söz diyecek. Yok ya. İyi, canlarına girdik. Buyurun. Selam aleyküm. Ben de bir şey diyecektim. Ben size yazmıştım İral'da. Krasnoselski'de Ali Han Ayşe diyen. Siz demiştiniz ki sonra bakarok. O zaten hastadır, şey hastasını biraz başından hastadır. Bir tek oğlu var idi, askerdeydi. Yardım mı içti? Yok, yardım istemiyoruz. Şimdi ondan haber alamıyoruz. Danetski'ye götürdüler hele zorla, kontrakta kol koydurup şey edip. Telefonu... Siz Ukrayna'da mı yaşıyorsunuz bacım? Yok, Ukrayna, ben Türkiye'deyim. Bacım Krasnoselski'de, Prakladin'de yaşıyor. O askerdeydi, anlıyorsunuz? Askerdeydi de. Bizim Akıskaliler askere gitti değil mi o taraftan da? Rusya'da yaşayırdı, askere gitti. Bir tek oğlanıp, anası hastalandı. Çok en korkunç nedir biliyor musun ablam? En büyük korkunç bir şey nedir? Sadece Ukrayna, Rusya'daki askerler askerde değil, bizim Ukrayna'daki insanlar da askerdedir. Ve kardeşi kardeşi tutturacaklar. İşte onu ben işte ne etmemizi bilmiyorum. Nasıl almamızı, nasıl ne etmemizi. Bugünkü günde Türkiye'de sizler, Akıskaliler sessizi çıkarıp Rusya'dan da Ukrayna'dan da şartsız, koşulsuz Akıskalilerin Türkiye'ye taşınmasını talep etmeniz lazım. Şartsız, koşulsuz. Ne edek şimdi çıkak, mitinge edek, çıkak çıkarmıyor. Bizim oradaki liderlerin politik çıkarları yüzünden her zaman eğilip bükülmeyi bırakmaları lazım. Milletinde uruh, aymak, akraba, dost çıkarı yok. Azıcık kalbine bakarak, yüreğine bakarak hareket etmesi lazım. Ne bileyim, insafla. Allah yardımcısı olsun. Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Bugünkü günde şartsız koşulsuz 100 bin Akıskaliyi Rusya'dan çıkartması lazım. Çok acil. Oradaki durum çok kötü olacak. Bizim Türkiye'ye Rusya'da bir faydamız olmaz. Olamaz da. Yok, biz Türkiye'de yok. Zaten biz Türkiye'de yok da şimdi bacımın durumu çok zor idi. Ben size yazmıştım İral'da. Çok zor onun. Kendi hastadır. Bir oğlu vardır. İşte Allah yardım çok olsun. Zor idi de. Ben bir şey diyeyim mi size? Ha. Orada bir sürü insanımız vardır Ukrayna'da. Binlerce insanımız vardır. 20 bine. Ama ondan daha çok Rusya'da insanımız vardır.
Rusya'nın durumu iyi olmayacak. Bundan sonra bacım, o prakladni da zaten ey gün görmeyirdi halkımız orada. Ey gün görmeyirdi, hiçbir vakitte görmedi. Ama bundan sonra daha kötü gün olacak. Çünkü Rusya dar, ekonomik dar oluşuma girdikten sonra dar. Oranın durumu çok kötü olacak. Ben bilmem. Ben anlamıyorum niye bu insanlar sessiz kalıyor. Niye demiyor ki? Niyet. Aha bak bir şey diyeyim mi size? Aha bana dediler ki şey yapak mı? Toplantı yapak. İşte Rusya'da Ukrayna'ya giden şeyi kınayacağız mı? Ben Rusya'da çok ticaret yapıyorum aslında. Ben ne diyeceğimi açık söyleyeyim düşünüp söyledim. Ben gerçekten sonra içime sığdıramadım dedim ben halkıma da anlatacağım. Ben Amerika'nın milletvekili diyor ki biz sizin derneğin yanında bizi Rusya'dan olanlar olduğunu bilir gelip Mary işte başkaları gelip sizinle beraber olduğumuzu söylemek istiyorum. Sizin çektiğiniz iz, onda kalan insanlar çekmesin. Bir de Ukrayna'daki akıskalların olduğunu deyirdik ya biz yani onların Ukrayna'da. Ukrayna'daki akıskalları da dile getirerek, Ukrayna'daki insanları da dile getirerek. Bir taraftan düşünüyorum ki bunlar Rusya'yı kınayacaklar ki Rusya bu savaşı değil. Öbür taraftan düşünüyorum ki bunlar kınamasa kimse de kınamayacak ahiri. Daha kimse kimseyi kınamayacak. Bizim şenlikin durumu ortada kalıp şey edecek. Biz şenlikimize sesimiz nasıl olacak? Anlayamıyorum. Öyle bir ağır mesele ki. Öyle bir ağır mesele ki. Ben bir şey diyeyim, bizim halkımızın en büyük problemi halkımızdı. Çünkü halkımız insanı ayırt edemiyor. Halkımızın önüne gelen kim varsa bir derdi vardır, bir çıkarı vardır. Hizmet etmek isteyir ama politik konulara gelince Mustafa Elbili ama inanın bir şey anlayamıyorum. Baştan baksaydınız anlardın. Sen Burhan Bey'i daha yayınlıyorsun Mustafa Bey. Siz Burhan Bey'i anladığınız için siz Burhan Bey'i anladığınız için beni anlayamazsınız Mustafa Bey. Ayıp ediyorsunuz. Diyelim ki Akıskalıları şartsız, koşulsuz Türkiye alsın acil. Ondan sonra bütün Amerika'daki Akıskalılar Amerika'da söz sahibi olmak istiyorsa çıksın. Gerçeklerle yan yana yüzleşsin desin ki biz milletimize sahip çıkıyoruz. Biz Rusya'da olan bitenden narahatsız. Bu savaştan rahatsızız desin diyelim ben anlamıyorum diyorsun ne diyelim. Sen ne, Türk dili anlamıyor musun? Hadi Allah'a emanet olun. Neyi de bileceksek edeceğiz. Yarın toplantı yapacağız bacım. Büyükçemen. Halkımızı dile getireceğiz. Bizim Akıskalilerin imkanı olanlar kendileri çıksın. Rusya'dan da Ukrayna'dan da. İmkanı olmayanları biz fiske bir şey yapılsın. Sedyarta da abraya çık halkın bak halkı oradan çıkartmamız lazım. Sedyarta da buradan bakıyorsan eğer çıkartmamız lazım. İnsanlar beşlilerini toplap beyaz bayraklar alıp evini bırakıp aralarda Avrupa sınırlarına doğru gitsin. Rusya sınırlarına doğru yok. Böyle kalonlayla alın şeyi, bayağı şeyleri kalonlayla çıkıp organize edin. İnsanlar korkuyor. Korkuyor. Samalyetinden gelemez kesme buradan size. Yardım edemez. Siz orada olanları diyelim ben. İşte oldu. Tamam. Vallahi çok büyük bir şey. Dadım sizi rahatsız etmiyor. Ben sizi anladım. Eğer bir şey lazım olsa yani şahsen yapabileceğim bir şey lazım olsa lütfen deyin. Ama durum çok kötüdür. Sadece bir haber almak isterdim ki nasıl haber alsa olur o savaş yerinden. Sediyata da burada çıkabilseniz buyurun çıkın. Buradan bakıyorsanız internetiniz var ise çünkü bazen internet kesiliyor. İzzet Bey dur hele. Bacım siz çıkın abunda İzzet diye bir arkadaş var. Kapat hele ben nasıl kapatıyorum. İzzet Bey abla çıkın hele boş boş konuşmayı siz bize düz dolu dolu konuşmayı öğretir misiniz İzzet Bey? Çıkar mısınız abla? Gelin de bize bir dolu dolu konuşmayı öğretir misiniz İzzet Bey?
İzzet Osmanov. İzzet Osmanov. Diyor ki biz boz boz konuşuyoruz. Birisi yazmış ki Türkiye neler ediyor siz bilmiyorsunuz ne vaziyette dur. Anladım bilaga. Siz biliyorsunuz anladım bilagın ne vaziyette dur. Allah yardımcınız olsun ya. Allah yardımcınız olsun. İzzet Bey ne oldu? İzzet Bey size davetiye bile gönderdim. Gelip bize dolu dolu konuşmayı öğretsenize madem boş boş konuşuyorum. Araplarla doldurdular Türkiye'ye karşı. Türkiye hiçbir şey etmiyor. Sadece seyrediyor. Murat Öner. Lan İzzet Bey ne datup acil durumda ne Allah aşkına ya. Datup dilekçe versin. Karşısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na diyen diyorlar ki her şeyimiz çok iyidir sizin canınız sağ olsun. Demeyin ki Allah razı olsun ettikleriz ama etmadıklarız da bir sürü var burada lütfen bunu bitirin demeyin ya. Adama gerçek bir şeyler edemeyiz ki adam da sonuna kadar her şeyi getirsin. Sadece siyasi çıkar, poz verme. Sadece siyasi çıkar, poz verme. Ayıp ya, ayıp. Açık söyleyelim, üzülüyorum. Seni yiyelim. Bu işler elbet bir gün bitecek ama ayıp oluyor. Suriye, Türkiye acil, hiç şartsız, susuz, akıskarları Rusya'dan almalıydı. Şartsız, şursuz, hiçbir şartı olmadan. Akıska Türkleri bir an önce Rusya'dan çıkartmalıdır, koridor açmalıdır, demalıdır ki kendiniz gelin, biz oradan gelip sizi alamıyorum. Kendiniz gelin, yemin ediyorum, aha size 20 bin Amerika'da Akıskalı var mı? 20 bin tane bilet alak biz. 20 bin tane charter, aha bak, namus sözü size. Siz aileleri çıkartmaya başladın, charter samolotları biz tutar. İzin verirse Rusya, yoksa da koridor organize edin. Koridor verin. Kendileri arabalarla, konvoylarla gelsin. Başka bir şey demeyelim ya. Yeterin, iltimas ediyorum. Allah rızası için. Sabah telefonum durmuyor. İnsanlar yazıyor. Öyle bir duruma kaldım ki kendimle hesap kitap edemiyorum ya. Öyle duruma kaldım ki sessiz kalsam, kendime utanıyorum, kendimden utanıyorum. Sesimi çıkarsam halkım beni ağlamıyor. Bana yazanların sesleri sayısını biliyoruz mu? Ne kadar insan yazıyor ya. Ben ne diyeyim o insanlara? Allah yardımcımız olsun. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ama bakın çok kötü bir şey. Bak Dayton'da milletvekilleri gelmek istiyor. Hepsi gelmek istiyor. Bizim derneğe birlik duruşunu göstermek istiyor. Ben şimdi düşünüyorum ki ne uyduracaklar buna bizimkiler. Onu yapsam ne diyecekler ona. Ben ona düşünüyorum şimdi. Ne olacağını düşünüyorum. Of Allah'ım. Gerçekten çok ağır mesele. Benim durumum daha da ağır. Benim sesim yetersiz kalıyor. Sizlerin sesiniz. Şimdi Burhan Bey der ki panik kaldırıyor insanı.
Panik kaldırıyor diye. Ben bilmiyorum. Nezari bu konuyu. Bak buraya bir sürü önde gelen arkadaşlar bakıyor, kimsenin cüreti yoktur. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan çıkıp bir şey demeye. Bir tanesinin cüreti yetmez. Bir tanesi Madovniklar var orada. Eski Bayanus bakın. Bir tanesinin cüreti çıkıp diyemez ki öyle de böyle. Diyorlar ki sen panike kaldın. Ziyaddin Bey'in bu durumda yapabilecek konusu çok kısıtlıdır. Ne yapacaksa bizler yapmamız lazım. Bir, açık söyleyelim. Oradaki liderler organize olun bir şekilde Ukrayna'daki öne çıkıp halkın önüne çocuklar, arılar, herkes kolonlayla beyaz bayraklarla Avrupa'yı sınırlara doğru getirmesi lazım. Kesinlikle. Başka çare yoktur. İki, ben yorumları okuyamıyorum. Araba kullanıyorum. Kusura bakmayın. Nazir Aliyev yazmışsınız da çok büyük. Okuyamıyorum. Başkaları okuyamıyorum. Allah için kusura bakmayın. Şimdi bir o. İki, Amerika'daki askerler bir araya gelip hem Amerika'da sesimizi duyurmak hem Türkiye'de yeteri kadar kamuoyu oluşturmamız lazım ki artık yeter. Şartsız, koşulsuz askerlerimizi almamız lazım. Hiçbir şart etmeden. Rusya ve Ukrayna birinci ölçeli. Ondan sonra da geri. Bakın 500 bin bile yok. 4 milyon Suriyeli'ye kapıyı açan Türk kardeşlerim, Türkiye'deki büyüklerimiz 500 bin askerliğe kapıyı açsın, bakmasın. Biz Suriyeliler gibi oturalım, yan yatarım, bize bakın demiyorum. Biz diyoruz ki bize kapıyı açın, dokümentimizi verin, kalan işi kendimiz edelim. Yeter. Bak biz burada rahat yaşayamıyorum. Ben yaşayamıyorum. Bana yazıyorlar. Bana insanlar uğraşıyor. Başka çaresi olmayan insanlar bana ulaşıyor. Ya. Ben neydim? Sessiz mi kalayım? Sessiz mi kalayım? Sizler gibi sessiz mi durayım? Neydi? Eşit masluktan mı gelin? Dün geldiler Abra'da. Dört tane cami, Osman Gazi Camisi'nin yöneticileri. Dertleri, her şey bitmiş dünyadaki akıskanların dertleri de milletin birlik beraberliği için değil. Sizin kabristanı bizi aforni dedik diyorlar. Bizim üstümüze geçiyor tapuyu diyorlar. Dertlerine bakın ya. Ele insanların peşinden gezenlerimiz var maalesef. Adam gibi bir Mustafa Cemilov çıkmadı halkımızda diye. Bir Mustafa Cemilov. Mustafa Cemilov da çıkmazdı halk olsaydı. Peşinden giden insanlar insandı. O yüzden Mustafa Cemilov gibi halkı için kendini feda eden insan da çıktı. Bizim halkımız neye diyor size, siz ne yapıyorsunuz? Ya Allah için utanmayır mı yok ya? Gelin bakın yarın çok büyük toplantı olacak. Ben bunu uzatmak istemiyorum. İnşallah gene bir Instagram'dan da canlı yapıp açacağım, halka anlatacağım. Ama buna bir şekilde son vermek lazım. Bir şekilde. Başka çaremiz yoktur. Üç şey yapmamız lazım. Acil. Bir, Ukrayna'daki askerler birileri organize olun şekilde batıya doğru yürümeye başlamaları lazım. Aradaki o bombardımandan şeyden kalınla kalınla, tamam mı? Birileri bütün kimse tel çocuğa şey yapmayacak, ateş açmaz. Çıkın çamadanlarınızı alın gidin, başka bir şey beklemeyin. İkincisi Amerika'daki askerler bir araya gelip sesimizi yükseltelim. Üçüncüsü dünya neresinde olsa olsun Türkiye'ye tek şartınız olsun. Türkiye hükümetine tek şartınız olsun. Şartsız, şurtsuz Rusya ve Ukrayna'daki askerleri kabul etmek birinci etapta. Biz Amerika'daki askerler olarak yemin ediyorum, ben inanıyorum ki 20 bin tane en az bilet alırız veya 100 tane charter samolot organize edebiliriz. Ben bunu diyelim. Allah'a emanet olun.
Bakın ki başkalarına diyeceğiz.